İngiliz medyasında özellikle Zaniolo'dan çok iyi bahsedilmiyor. Premier Lig'in hmm. en verimsiz oyuncularından, hatta Aston Villa'nın da en verimsiz oyuncusu olduğundan bahsediliyor. Ama son haftalarda ama sanki hani... bir yükselme yok mu? Thiago Motta, Bologna'da dikkat çeken bir oyun oynatıyor. Ee, Bologna'nın bu kurmuş olduğu organizasyon Marco Di Baio, sportif direktörlerden birisi. E, gerçekten dikkat çekici. Her zaman Marcus Thuram iyi bir oyuncuydu ama bu seviyede oynayabileceğini kimse düşünmüyordu herhalde. Simone Inzaghi efekt mi bu? Kesinlikle öyle başka bir açıklaması yok. Yani yeni Lukaku diyorlardı. Hani Lukaku'ya tamam duygusal manevi anlamda kimse yaklaşamaz dedik de hmm. bu adam böyle oynarsa Lukaku'yu başarı olarak geçer gider evet, bu arada. Şimdi, çağlar'ın pozisyon bilgisi. Çağlar'ın savunma anlayışı bir türlü elit stoperler seviyesine ulaşamadı. <laughs> Hıhı. Tüm Türkiye sıfır o 0-0 sıfır biten sıkıcı Rayo Vallecano maçını izledi. Yani Carlo Ancelotti'nin bir Arda Güler oynatma borcu var. Kesinlikle Türk öyle. Futbol severleri. Türk futbol var. Herkese merhaba. Taktik Manya Plus kanalında Euro Trip programının bugün 3. haftasındayız. Ve Avrupa'nın 5 büyük ligini konuşmaya 3. haftada da devam edeceğiz. Ben Deniz Uğracar. Yanımda da Göksel'in Çağrı Saraç var. Göksel'inle beraber Avrupa'da bu hafta neler oldu? Hepsini tüm detaylarıyla konuşacağız. Göksel'in hoş geldin. Hoş bulduk abi, teşekkür ederim. Nasıl bir haftaydı senin için? Yani geçtiğimiz haftalara göre daha az sürpriz oldu aslında. Hı -hı. Biraz daha sakin da... bir hafta geçirdik geçtiğimiz sakin, haftalara göre. Işte tam sakin diyeceğim, dilim Hı -hı. varmıyor. Manchester City, 2 Crystal Palace 2 evet. var orada da yani. Hı -hı. Ee, çok fazla yine git gellerin yaşandığı bir Hı -hı. hafta diyebiliriz. Hepsini teker teker detaylı olarak konuşacağız zaten. Premier Lig'le başlayacağız. Her zaman olduğu gibi az önce de biz tabii program kaydını alırken şimdi Şampiyonlar Ligi'nde kurallar da çekildi. Şampiyonlar Ligi ikinci tur eşleşmeleri belli oldu. Buna da zaten programın içinde kısaca değineceğiz. Premier Lig'le başlayalım. Her zaman olduğu gibi. Premier Lig'de lider el değiştirdi yine. Arsenal bu kez liderliğe yükseldi. Liverpool United'la berabere kaldı. Anfield'da 0-0 berabere kaldı. Ve bu beraberliğin ardından Arsenal 1 puan önünde 39 puanla liderliğini sürdürüyor İngiltere'de. Bakalım Premier Lig'deki maçlar bu hafta neler oldu, neler yaşandı? Gökseninin e, hafızalasından neler geçiyor maçlarla ilgili? Bunlara bir değinelim. Nottingham Forest Tottenham maçıyla başlayalım. Tottenham 2-0 kazandı deplasmanda. Richarlison e, güzel bir gol attı ve e, ligdeki 4. golünü kaydetti. Kulusevski bir asist yaptı. Aynı zamanda ligdeki 2. asisti oldu bu. McTurner baskı altından topu kaybetti. Dejan Kulusevski'nin golünden bahsediyorum. McTurner'ın topu kaybedişinin ardından Kulusevski ceza sahasına girdi. Sert bir vuruşla takımını 2-0 öne geçirdi. Bir suma kırmızı kart gördü Tottenham'da aynı şekilde. Ve kaleci Vicario Tottenham'da başarılı bir performans ortaya koydu. Nottingham Forest Tottenham maçı ile ilgili senin notların neler? Yani e, Nottingham Forest kağıt üstünde bakıldığında alt sıralarda gözükse de hmm. herhalde alt sıraların en zorlayan takımı olabilir. Yani en azından Luton Town'a göre falan daha ne yaptığını bilen bir takım, ne oynadığını bilen bir takım. Sadece kötü bir dönem geçiriyorlar. Yani son 5 maçına baktığımızda e, çok puan kaybı var. Hmm. Onun haricinde ama Tottenham için de eksiklerle gittiği bir maç olduğu için ekstra bir zordu. Ekstra bir zor deplasmandı Nottingham hmm. Forest maçı ama e, burada baktığımızda o kilidi açma kısmı önemliydi. Maçın başında da zorlandı bu arada. Yani Nottingham Forest'ın hmm. hatta e, iptal edilen bir golü var. Yani e, Tottenham'ın yakaladığı pozisyonlar daha azdı. Nottingham Forest maçı istediği yerde tutmayı başardı ama işte o kilidi açan isim Richarlison oldu. Yani e, güzel bir goldü gerçekten ve e, Tottenham eksiklere rağmen orada maçın kilidini açtı. Sonrasında e, zaten istedikleri noktaya götürdüler maçı. Çok tehlikeli bir maç olmadı onların açısından ama Bissouma'nın gördüğü kırmızı kart burada çok önemli. Yani bu kadar eksiğe rağmen özellikle e, James Madison eksiği yani takım onun üzerine kuruldu gibi zaten. Postecoglou'nun oyun planındaki en önemli kişiydi e, Madison. E, onun sakatlığı ile birlikte zaten eksik konusunda sıkıntılar yaşanırken sezon başından beri bir de Bissouma'nın kırmızı kart görmesi kötü oldu çünkü Londra'da oynayacaklar gelecek hafta ama Everton'la oynayacaklar. Everton da 4 maçını kazanarak geldi buraya yani Londra'ya geliyor. Yani 4 maçını kazanarak gelen Everton o silkelenmeyi yaşayan Everton Tottenham'dan artık puan çalabilir ki bu eksiklerle zaten zor götürüyorlar ama yine de şöyle bir gerçek var. Ya yani hömme sona sahip bir takım her zaman galibiyet için iddialıdır. Ki geriden gelen Newcastle United var. E Newcastle United hemen 6. sırada Premier Lig'de sevgili izleyenler 29 puanda. E Tottenham Nottingham Forest galibiyetiyle deplasmanda alınan bu önemli galibiyetle aslında hemen gerisinden takip eden Newcastle'a karşı da Derin bir nefes aldı. Postekoglu için de önemli bir galibiyetti ki kendisi zaten maçtan sonra da oyuncularını tebrik ettiğini ve bu zor deplasmandan sakin ve soğukkanlı bir şekilde çıkmalarını aktardı televizyona, Sky Sports'a aktardı. Ve Nottingham Forest karşısında Tottenham 2-0 kazanarak ligde 5. sırada kendisine yer bulmaya devam ediyor. Brentford Aston Villa maçına geçelim. Aston Villa çıkışını sürdürüyor İngiltere'de ki e, Brentford maçında Aston Villa bayağı bir zorlandı. Unai Emery'nin her zamanki oyununu, o diagonal pasları e, bir anda oyunun yönünü terse çeviren Aston Villa'yı çok fazla göremedik bu maçta. Duran toplardan zaten e, goller geldi. Zorlansa da Brentford karşısında Aston Villa kazanmasını bildi. Hı hı. E, Brentford Aston Villa maçı ile ilgili, Unai Emery ile ilgili sen neler söylersin? Yani e, sezon içinde çok olacağını düşünmüyorum ama herhalde ilk defa Unai Emery'ye eleştirmemiz gereken bir maç burada. Hı. Yani Premier Neden Lig'e baktığımızda şöyle eleştirebiliriz. Premier Lig'e baktığımızda e, gerçekten iki zorlu deplasman sayabiliriz. Yani bela deplasman diyebileceğimiz. Bunlardan birisi Crystal Palace deplasmanı, birisi Brentford deplasmanı. Tabii ki her deplasman zor. Premier Lig'den bahsediyoruz ama bunların ayrı bir büyük takımlara karşı e, değişik bir huyları var. Zaten Luton Town da o yolda ilerliyor biliyorsun. Bir de Thomas Frank'in Brentford'u gerçekten kapanmayı çok iyi biliyor ve ilk 45 dakika gördük Aston Villa'ya alan vermediler. Yani Aston Villa sezon başından beri o bulabildiği hızlı oyunlarıyla hızlı ataklarıyla çıkabildiği boşluklara hiçbir şekilde giremedi. Çünkü bir boşluk yoktu. Başka bir çözüm bulması gerekiyordu. Ve Unai Emery'i şurada eleştirebiliriz. O çözümü bulamadı Emery. Yani oyuna yaptığı hamlelerle dakika 71'e kadar bulamadı. E gol yediler 45'te tam tamam toparlanacaklar. hani Bu gol kendilerine getirecek dedik. Çünkü bazı goller vardır. Yani yarım atılmış gol gibidir. Aston Villa için bu olacak diye düşünürken e, gol yiyince daha da e, afallamış bir hal aldı Emery'nin ekibi. Hı -hı. E burada zaten e, 71'deki kırmızı kart belirleyici oldu. Geçen hafta Crystal Palace Liverpool maçında ne söylediysek aynısını Aston Villa için söyleyebiliriz. Yani kırmızı karttan sonra Brentford'un oyunu Dağıldı, boşluklara girebildi Aston Villa ve golleri buldu. O kırmızı kart olmasaydı bir puan bile çıkartamayacağı bir maçtı Aston Villa'nın. Şimdi e, Bailey sonradan oyuna girdi. Hmm. O da oyuna hareketlilik kazandırdı evet. ve bir asist yaptı Bailey. Alex Moreno'nun golünden bahsediyorum. Evet Bailey'nin oyuna katkısını, onun dinamizmini, hmm. adletizmini e, nasıl değerlendirirsin? Yani e, yine 10 kişi kalmanın da burada e, etkisi vardı tabii. Hmm. Bailey'ye alan açıldı. Ama Alex Moreno'nun golünde de gerçekten Moreno çok usta işi bir bitiriş. Aslında bitirişler de çok iyi bir oyuncu değil ama hı hı. E, orada gerçekten çok güzel değerlendirdi. Ve takıma da şunun enerjisini verdi. Hani biz bu maçı döndürebiliriz. Çünkü artık görüntü oraya evrilmişti. Yani e, Una Emery'nin puanı kurtardı ama ders çıkartması gereken bir maçtı. Çünkü böyle maçlar şampiyonluk yolunda karşılarına çıkacak. Hı hı. Yani bunları değerlendiremezlerse orada Arsenal zirvede puan farkı açmak için Ama bekliyor. Şöyle Unai Emery ile ilgili şunu söylemek Hı. gerekiyor. Yani 4-4-2 klasik bir taktik. Evet. Ama bu 4-4-2'nin hala bu kadar çok e, rakipler için soruna yol açabileceğini Unai Emery gösteriyor Kesinlikle. Aston Villa'da. E, yani şunu demek istiyorum. Sadece 14 ayda küme düşme mücadelesinden şampiyonluk yarışına ee, yükselen yani. bir Aston Villa ortaya koyuyor Unai Emery. Evet. Ve e, dar kanat oyuncularıyla etkin bir şekilde 4-4-2'yi kullanıyor. Bu noktada Unai Emery'i takdir etmek lazım. Kesinlikle. Yani 4-4-2 hala futbolda e, doğru kullanıldığında, iyi hesaplandığında ...öldürücü ya da tehlikeli bir taktik formasyon olarak karşımıza çıkıyor. Yani Unai Emery aslında 4-4-2'yi biraz günümüze yorumlamış <laughs> bir şekilde çıkartıyor. 4-2-2-2 gibi sanki. Hem o Hücuma şekilde hem de <laughs> kanatlara baktığımızda bu maça çıkışında sağ kanat bek, sol kanat bek olarak... ...ikili olarak da yani genelde 4-4-2'de şöyle <laughs> hesaplanır. Bir tane kısa... Koşacak, pozisyonu Hı -hı. hazırlayacak Santrafor. Bir tane de uzun pivot Santrafor diye. Eski 4-4-2'de böyleydi. Hı -hı. Ee, ama standartın dışına çıkarak burada e, Oli Watkins ve bir ikilisini görüyoruz. Yani iki hızlı evet. forvetle. Hı -hı. ee, Unai Emery aslında fizik olarak biraz taviz vermeyi kabul ediyor ama topa tamamen sahip olmak istiyor. Bunu da sezonun bu bölümüne kadar gayet iyi uyguladı. İki hızlı forvet ve e, kanatlarda kullandığı atletik oyuncularla Kesinlikle. Savunmadan topu çıkartıp en hızlı şekilde Hı -hı. bir an önce bahsettiğin o iki hızlı forveti rakip savunmalarla birebir bırakmanın peşinde. Evet. Buna emiri ve birebir kalınca da zaten e, rakip savunmalarda artı bir adam ataklara dahil olduğunda Hı -hı. E, zor anlar yaşıyor ve e, bir an önce de kaleciyle karşı karşıya bırakmanın peşine düşüyor Aston Villa. Çoğu zaman da başarılı oldular. Burada e, sıkıntı şu olabilir. Mesela Diaby'nin, Oli Watkins'in veya Leon Bailey'nin sakatlığında, olası bir sakatlığında yani sistem biraz bozulabilir. O yüzden devre arasında da birkaç hamle yapılması bekleniyor. Yani Zaniolo ismi mesela burada ha, çok ha, Zaniolo konusun. Çok iyi oldu açtığım. <laughs> Zaniolo ile ilgili neler dersin? Yani Avrupa'da golünü attı. <laughs> son maçta da sonradan oyuna girdi. Ama sanki böyle Zaniolo'da bir değişim var gibi. Yani ne bileyim savunmaya katkısında, oyunu okuyuşunda. Bir, bana farklı geldi Zaniolo. Yani e, İngiliz medyasında özellikle Zaniolo'dan çok iyi bahsedilmiyor. Premier Lig'in hmm. en verimsiz oyuncularından, hatta Aston Villa'nın da en verimsiz oyuncusu olduğundan bahsediliyor. Ama son haftalarda yani, sanki bir yükselme yok mu performans? E, artık Zaniolo'ya karşı bir ön yargım var bilmiyorum hmm. ama ben çok Premier Lig'de ve Aston Villa'da hmm. barınabileceğini düşünmüyorum. E, onun yerine yani en Umudun azından yok mu yani ya? Bailey, diye bir hmm. o tarafı doldurabilecek yine atletiklikte bir oyuncu alınırsa Aston Villa şampiyonluğunda etkili olabilir ama zaniyoru bu aradığımız isim değil bence. Bir de şeyi söyleyeceğim maçla ilgili son kez son dakikalarda gerilim arttı ya maçta. Watkins'in evet. golünden sonra özellikle Watkins işte gitti e, rakip taraftarının önünde. Yine o gerilimi kovalayan bir Emiliano Martinez vardı orada, evet, orada. Evet, e, <laughs> Rakip taraftarının önünde sevilmeye kalkınca tabii Brentford'lu oyuncular maçın da skorunu da vermiş olduğu gerginlikle evet. ona tepki gösterdi. Muhammed Kudüs, eee Wolverhampton ile ilgili çok konuşamayacağız ama bu gol sevinçlerinden ilerlersek eğer Muhammed Kudüs de e biliyorsun West Ham'lı. Evet. Wolverhampton maçında gitti taraftarın önünde oturarak gol sevincini yaşadı. Çok da ikonik bir fotoğraf ortaya çıktı. Hı -hı. E, Türkiye'de olsa Muhammed Kudüs'ün sevinci. Yani Türkiye'de bir rakip taraftarın önünde bir futbolcu yapsa ne olurdu sence? Yani ne olurdu? Sence ne çok olurdu? Bu da tahmin etmek zor değil. Aklıma Premier Lig'de yani onların başlatan olay aslında e, düşündüğümde de Adebayor'un herhalde. Adebayor yapardı değil mi? Hatırlarsın. <laughs> Adebayor'un Arsenal-Manchester City <laughs> olayından sonra gidip taraftar önünde kutlaması vardı. Ama gol sevinçlerinde Premier Lig'de benim en unutamadığım, çok uzattık bu konuyu farkındayım <laughs> ama e, Robbie Fowler'ın e, saha çizgilerini burnu çekiyordu ya. <laughs> medyada çıkan haberlerden dolayı. Hatırlayacaktır izleyenler. Aa, evet. Ne demek istediğimi. O gol sevinci de çok ikonik bir gol sevincidir. Son Gölün dönemlerde de herhalde Jamie Warde. Şöyle. Şöyle bir poz vardı. Yani. <laughs> City Crystal Palace maçına geçelim. Manchester City Crystal Palace maçı son dakikalarda gelen golle 2-2. Evet. E, sona erdi. City 2 puan daha bıraktı. Guardiola uzun zamandır kazanamıyor Premier Lig'de. Crystal Palace maçı da aslında çok rahatlıkla kazanabilecek bir maçken bir anda bambaşka yere bambaşka bir noktaya taşındı ve 2-2'lik iki, e, skorla sona erdi. Asla bakarsanız maçın başlarında e, özellikle 15. dakikadan sonra dakikada ilerledikçe oyunun boyunu kısalttı evet. Manchester City. Eee ki ataklara desteğiyle iyice boğdu Crystal Palace'ı. İyi de bir oyun ortaya koydular ilk yarıda. E, sonrasında zaten golden bahsedelim. Bir anlık boşluk oluştu ve Jack Grealish golü kaydetti. Tam bir, City golü. Tam bir City golü oldu aslında bakarsan. E, Rico Lewis Premier Lig'deki ilk golünü kaydetti. Bu da e, maçın notları arasında önemli notlardan. Ama bir türlü istediği skorları alamıyor Guardiola City. Evet. Ee, burada sence temel problem ne? yoksa şanssızlıklar mı peşini bırakmıyor City'nin? Yani hakikaten alışıldık bir şey değil ya. Şanssızlıklar demek istiyorum çünkü baktığımızda başka mantıklı bir açıklama bulamıyor insan. Yani hani şundan dolayı mı diyorsun? Mesela bu takım bir proje takımı ve Şampiyonlar Ligi'ni hedefliyorlardı. Bir Hı -hı. şekilde almaya çalıştılar, almaya çalıştılar ve sonunda geçtiğimiz sezon İstanbul'da bunu başardılar. Hani ondan sonra bir rehavet var desen. Bir doymuşluk var desen, hayır abi bu kadro hiçbir şeye doymaz. Belli ki evet. oyundan da doymadıkları çok belli. Çok da iştahlı oyuncular. Evet. Yani e, dönüp maça bakıyorsun bir de %26 ile topla oynayan bir Crystal Palace. Yani hiç topla oynamadılar neredeyse. E, zaten maç içerisinde de baktığımızda kaleye en tehlikeli gelişlerinde golü attılar. Karambole Hı -hı. bir goldü. Ve sonrasında da Foden'ın topa vurmak isterken rakibine yaptığı bir hareket var 90 artı 4'te. Ki kesinlikle penaltıydı ama burada da Foden'ı suçlayamayız. Yani uzaklaştırmak için topa müdahale etmek istiyor. Orada araya giren bir Crystal Palace oyuncu var ve e, müdahale sonrasında penaltı oluyor. Ve bu penaltıda gole dönünce artık City'e de vakit kalmıyor. Yani e, biraz şanssızlık diyebiliriz bunun için ama... Ee, artık Manchester City'nin de sanki puan kaybeden bir takım olduğunu e, yenilebilir bir takım olduğunu görmeye başladık. Yavaş, yavaş Geçtiğimiz yani. sezonlarda mesela böyle şeylerin Manchester City'nin başına geleceğine ihtimal vermezdik. Yani evet. Bu takım puan kaybeder mi derdik. Şu an yani, ligde dördüncü sırada ya. Villa, evet, Unai Emery 4 puan fark koymuş. İlk havlu atacak takım olabilir şampiyonlar Manchester City. Çok şaşırtıcı gerçekten. O yenilmez e, görüntüsü yenilmez imajı bu sezon belki e, hatta yavaşladı. muhtemelen bir sezonluk bir aradır. Yani eğer erken bir havlu atarsa Manchester City, gelecek sezon nasıl bir e, giriş yapacaklarını sezonu çok merak ediyorum. Çok sert bir giriş yaparlar. Muhtemelen. Bence. Özellikle transfer sezonunda. Kesinlikle. Yani. kesinlikle. Guardiola biliyorsun çünkü transfere doymayan bir hoca. Şimdi devam edelim. Arsenal-Brighton maçıyla devam edelim. Arsenal, Brighton karşısında 2-0 kazandı. Aslında maçla ilgili merak edilen Mikel Arteta, Dözerbin'in taktik anlayış olarak ortaya koyacakları oyundu. E Arteta Dözervie alt etti diyebiliriz. Asla bakarsanız Dözervie daha çok geride karşılamayı düşündü. Arsenal'ı geride karşılayıp Arteta'ya farklı tuzaklar kurma üzerine bir oyun planındaydı. Ama tabii evdeki hesap çarşıya uymadı. Eksiklikler de tabii eee göz ardı edilmemesi gerekiyor. Brighton 2-0 kaybetti Emirates'te. Ki maçtan önce baktığımız zaman Emirates'te Arsenal Brighton karşılaşmalarında Brighton'ın galibiyeti Arsenal'dan daha fazla. Bu maçın önemi bu noktada da çok önemliydi. Ama Mikel Arteta ve öğrencileri sorunsuz bir şekilde Brighton karşısında 3 puanı almayı bildiler. Arsenal iştahlı başladı maça. Martin Odegaard'ın doğum günüydü. Odegaard'ın yine o kilit pasları, sihirli pasları maçın önemli notları arasında ki zaten izlerken de gerçekten çok büyük haz duyduk. Oleg o paslarından bahsediyorum. Brighton savunmasında Van müdahaleleri çok dikkat çekiciydi. Van Eke gerçekten maça tam konsantre olmuş durumdaydı. İyi de bir mücadele ortaya koydu. 2-0 yenilmelerine rağmen. Ama bir isim var ki o isimden bahsetmeden bu maçı anlatmak olmaz. Gabriel Jesus. Kendisi yine dün şov yaptı diyebiliriz ki 69. dakikada Göpse'nin yapmış olduğu bir müdahale var. Savunmaya gelip. Yani evet. takım savunmasına da katkısı çok çok Hı -hı. önemli. Derine inip Bazen e, çok iyi presler ortaya koyabiliyor Gabriel Jesus. E, bu da ya benle yani benim maç notlarımla ilgili e, dikkatimi çeken hususlardan biri. Kai Havertz'i de söyleyelim, sözü de sana bırakayım. Yani Arsenal için ben kolay bir maç beklemiyordum. Beklediğinden çok daha kolay bir maç oldu. Hı hı. Yani bir beni çok şaşırttı. Hani Bu kadar e, yabancı medyada özellikle ayrılık haberleri varken Dözerbi'nin artık ayrılacağı haberleri çıktı Brighton'dan. Benim gözümden kaçtı o. Bu arada. Ya yani ben şaşırdım. Söyledin şaşırdım bayağı. Evet, e, yani orada da şuna karşıyım aslında. De yarattığı Brighton yani abi Grand Potter hiç mi bir şey yapmadı bu takıma? Hı -hı. Ben Grand Potter yarattı diye görüyorum Brighton'ı. Ama De işte önceki takımlarından da ortaya koyduğu o felsefe var ya. Aslında insanlar Hı -hı. o felsefenin peşinden gitmeye çalışıyor De Zerby ya da Brighton'ı takip ederken. Hı -hı. O noktada dediğim gibi Grand Potter'ın Brighton özelinde katkısını unutmamak lazım. Tamamen De bir takımı diyemeyiz. Ama Dozerbin'in aslında insanlar felsefesinin peşinde. Bana sorarsın. Ama bu maçta bence bir sınıfta kaldı. Evet. Yani Hı -hı. bizden, senden, benden daha iyi yerden maçı izledi sadece Hı -hı. baktığımızda. Yani %51'le topla oynama var. Tamam. Topla oynama üstünlüğünü aldı ama yani sabaha kadar topla oyna abi. Bu şekilde oynarsan hiçbir şeye varamazsın. 6 şutun var. biri isabetli ve ya şöyle bir kafamda maçın özetini çıkarttığımda Brighton'ın <laughs> bir tane tehlikeli pozisyonunu aklıma getiremiyorum. Ya Arsenal her şeyi denedi. Taktik, işte Declan Rice'ı ileriye atma, <laughs> geri atma her şeyi deneme fırsatı oldu çünkü çok rahattı. Bakma golün geç geldiğini. Bu maç 4-0, 5-0 da olabilirdi. Ama maçın başından beri ben bende şöyle bir izlenim oldu. Arsenal gelecek o golü atacak, maçı kazanacak her şekilde. Onun bir izlenimim var herkes. dedim, o görüntü var. Evet. Arsenal'ın peki bu ön alandaki atak çeşitliliği, ne bileyim işte Havertz oradan giriyor, Odegaard e, aralara zehir paslar atıyor, e, Gabriel Jesus yerinde durmuyor. Arsenal'la ilgili birkaç cümle alabilir miyim sen? Gelecek hafta aslında onu göreceğiz. Yani Liverpool deplasmanı. Evet. E, gelecek hafta aslında belirleyici bir maç olacak. Şimdi evet. çok e, emin bir şekilde övmek istemiyorum Arsenal'ı çünkü geçtiğimiz hafta Aston Villa karşısında yani evet. şampiyonluğu oynayan bir takım karşısında Arsenal'ı gördük. Evet. Artık onlar da Marcus talihlerinden kurtulmak istiyorlar. Gerçekten şampiyonluğa hasret kaldı Arsenal. Ee, ya iyi de bir izlenim veriyorlar ama geçtiğimiz sezon da bu izlenim veriyorlardı. Sezon sonuna doğru ortalarda bir afallama yaşadılar. Yani bakalım bu sezon onu yaşayacaklar mı? Ama bu şekilde oynarlarsa gerçekten muhteşem. Yani Kai Havertz'i tekrar diriltti diyebiliriz Arsenal için herhalde. Evet kesinlikle. Ve Arsenal Brighton karşısında e, haklı bir galibiyet aldı. Ve bu haklı galibiyetten sonra da ligde liderlik koltuğuna oturdu. Liverpool United maçına gelelim. Haftanın maçıydı bu maç. Enfield'da Liverpool Manchester United'la karşılaştı. Maçta gol sesi çıkmadı. Liverpool aslına bakarsanız maçın başından sonuna kadar da Manchester'ı rakibini bayağı bir boğdu diyebiliriz. United nadir de olsa etkili pozisyonlar yakaladı. Özellikle Alejandro Garnaccio'nun yakaladığı bir pozisyon var. O pozisyonda United Golü bulabilirdi ama Alejandro Garnaccio pozisyonun sonunu getiremedi. Ve Liverpool United maçı ile ilgili cümleme başlarken, maçla ilgili cümlelerime başlarken Liverpool'un United'ı boğduğundan bahsetmiştim. Bunun da en büyük kanıtı şurada. İlk 35 dakikadaki istatistikleri ben maçla ilgili notlarımı alırken hemen kaydettim bir kenara. Toplu oynamada %65'e %35 üstündü Liverpool United karşısında. Şutlara baktığım zaman 11 şuta 2 şut yine istatistiklerde gözüme çarpıyor. İsabetli şutu 2'ydi Liverpool'un. United'ın 35. dakikaya kadar isabetli şutu yok. Rakip ceza sahasında topla buluşma 17'ye 1'di. Sevgili izleyenler ve 8 korner kazanmıştır Liverpool United karşısında. United'ın 35. dakikaya kadar hiç korneri yoktu. Köşe vuruşu kazanamamıştı. Böyle bir mücadele Liverpool United maçı. Göksenin çağrısı araç neler söyler? Yani sen anlatırken yine üzüldüm biliyor musun? Yani şu Manchester United'ta gerçekten üzüldüm. Ya İngiltere futbolun herhalde şüphesiz lokomotifi bir dönemiz domine etti. Yani o Alex Ferguson dönemlerinde. Hatta falan. Guardiola sözünü kestim Çok affedersin. Guardiola'nın bir açıklaması var ya. Bir Hollywood oyuncusundan bahsediyor. Şu an hatırlayamadım ama hı hı. geçen sene Manchester şehrine geldi diyor Hollywood oyuncusu. Benim diyor hayran olduğum bir isim. O diyor bizi ziyaret etmedi. Mesela. United'ı ziyaret etti diyor. Manchester United'ın aslında dediğin gibi yani her ne olursa olsun e, büyüklüğü tartışılmaz. İngiltere futbolunun en efsanevi bir kulüplerinden birisisin. Allah aşkına ne izlettin sen bize bu maçta? <laughs> ya bakıyorsun %32 topla oynama. 6 şut 1 isabetli. Ya 510 başarılı pas yapan Liverpool'a karşı sadece 209 başarılı pas. 3 tane orta girişim var hiçbiri isabetli değil. Bu arada Julian Julia Roberts. Şimdi bak. Julia, Roberts. <laughs> Hiçbir isabetli değil. Rakibin tam 35 tane orta denemesi var. Ya sen nasıl rakibine Liverpool'a nasıl 35 tane orta açtırabiliyorsun? Bırak abi bir puanı 0-0 falan artık. Buradan sonra yani demeçleri artık tilt olmamak elde değil. Şöyle diyebilir miyiz ama? şimdi rakip ya da takımlar çok fazla orta denemesi yapıyorsa demek ki merkezden denemiyorlar ve top kenarlara doğru açılıyor. Oyun kenarlara evet. doğru açılıyor. Biraz da çaresizliğin tezahürü. Yani Manchester United asla bakarsan merkezde ya da derinde iyi savunma yapabildiği için mi diye yorumlayabilir miyiz? normalde yorumlayabilirdik ama şöyle bir senaryo. Galatasaray Kopenhag maçında gördük mesela bunu. Galatasaray çok fazla orta yaptı Kopenhag'a evet. sonunda. Bu iyi bir oyunun göstergesi mi? Hayır değil. SOS veriyor aslında oyun. Değil aslında Hı. ama şöyle bir senaryoda Mesela Galatasaray Kopenhag maçı için söylediklerin Hı. doğru ama Liverpool maçı için abi 35 tane şut attı adamlar kaleye. Her yerden geldiler o zaten. Var, evet. Otağı her yerden yedi Manchester evet. United. Adamlar doğru. sadece çözmeye çalıştı. Çözemedi. Allah var burada Onan'a bu maçta iyi performans evet. sergiledi bu arada. <laughs> Tebrik etmek lazım. o 15 maçta bir oluyor yani bu. Ama... Maçın adamı seçildi zaten Onan'a. Evet. Ama geçtiğimiz hafta çıkıp sen atmıştın hatta ben de dondum kaldım Ten Hag'ın açıklamalarını hatırlıyorsun. Evet, evet. İyi bir takımız işte Galatasaray maçında iyiydik falan. Yani abi Şampiyonlar Ligi'nde zaten e, veda ettin. Yani Sen hala taraftara aklıyla mı dalga geçiyorsun? Yani bizim aklımızla mı dalga geçiyorsun bilmiyorum. Liverpool'a gelince de yani her şeyi yaptılar gol için, 3 puan almak için ama burada da hücum konusunda biraz başarısızlardı diyebiliriz. Yani bu kadar denemeye bir gol atmaları kesinlikle lazımdı. Bu kadar oyun üstünlüğünü yakaladıkları, bu Manchester United'ı yakaladıkları bir maçta özellikle şampiyonluk için mücadele ediyorlar ve Arsenal'da zirveyi kendilerinden aldı. Aslında teslim etmemeleri gereken bir maçtı. Haftaya da e, Arsenal'la oynayacaklar. Yani böyle bir hücum başarısızlığının cezasını Arsenal kesebilir ki e, seninle de sezon başından beri söylüyoruz zaten Liverpool'un organizasyon konusunda yaşadığı sıkıntıları. Eğer böyle devam ederse şampiyonluğa da havlu atarlarsa bence Jurgen Klopp için bu sezon Liverpool'daki son sezon. Dalo kırmızı kart gördü. E, maçın hakemiyle ilgili eleştiriler özellikle Liverpool cephesinde e, bayağı fazlaydı. E, maçın içinde son dakikalara doğru e, Luke Shaw'un eline çarpan bir pozisyon vardı. Evet. Penaltı beklentisi içindeydi Liverpool'lular. Ona da devam kararı verince Liverpool taraftarı özellikle sosyal medyada bayağı tepkiliydi maçın hakemine. O pozisyonlarla ilgili, o kararla ilgili neler söylersin? Yani Premier Lig'de hakem kararlarını artık şaşırmıyorum. Dediğim gibi sertlik, hani Premier Lig sertliktir <laughs> terimi var ya onu biraz abarttıklarını hep görüyoruz. Yani penaltı olan şeye vermiyorlar abi. Açık ele de penaltı ver artık yani, yani sertlikle ne alakası var eliyle oynuyor adam ama Premier Lig'de artık alıştık bunlara. Ee, hakem hatalarına çok alıştık. Bu sezon daha fazla alışmak zorunda kaldık. O e, e, Manchester City maçından biridir zaten. Avrupa'daki hakemler de çok bozdu. Ya Fransa, Michael bu arada. Fransa, Fransa falan yine daha iyi. <laughs> Biraz daha standardı var mı kararları? Evet ama Premier Lig'de hep, yani bu konuda sıkıntılar yaşanıyor. Hep sıkıntılar yaşanıyor evet. Şimdi Serie ya yavaş yavaş geçiş yapalım artık. Premier League ile ilgili Liverpool United maçını da konuştuk. Premier League'de son durum nedir? Hızlıca aktarayım. Sonrasında da artık Serie ya geçiş yapalım. Arsenal lider bu hafta. Lider yine el değiştirdi. 39 puanda. E, hemen bir puan gerisinde 38 puanla Liverpool takip ediyor Arsenal'ı. Aston Villa her şeye rağmen çıkışını sürdürüyor. 38 puanda yine aynı puanda Arsenal'la 3. sırada kendisine yer buldu. Manchester City 34 puanda 4. sırada. Tottenham Hotspur 33 puanda 5. sırada İngiltere Premier Lig'de. Serie A'ya geçelim. Serie A'da neler oluyor? Serie A'da Inter liderliğini sürdürüyor. Inter e, serisine devam ediyor. Genoa, Juventus deplasmanını düzeltiyorum. Juventus Genoa deplasmanında 2 puan bıraktı. Ve bir birlik e, skorla sonra erdi Luigi Ferrari stadyumunda. Ve Ekuban Genoa'da hmm. sonradan oyuna girdi. O da e, güçlü fiziğiyle Genoa'nın golünde özellikle ceza sahası içinde ortaya koyduğu özveriyle golü getirdi Genoa'ya. Genoa'yı şu noktada değerlendirmek gerekiyor. Juventus gibi bir takım karşısında geriye düştüğünüz zaman tekrar maça tutunmak, maça ortak olmak çok zor. Genoa bunu başardı. Bu hiç kolay bir iş değildi. Evet. Aslında Genoa kağıt üzerinde Juventus için kolay bir maç gibi gözükse de evinde bu sezon sadece iki kere yenildiler. Hı -hı. Açılış maçında Fiorentina'yı yenildiler. Yani diğeri de Milan. İkisi de kabul edilebilir bir yenilgi. Onun dışında hiç yenilmediler ve e, baktığımızda da yani 48'de yedikleri gol penaltıdan ama bir reaksiyon geleceği belliydi. Çünkü Juventus asla iyi bir futbol oynamıyordu. Hı hı. E, Juventus için e, kesinlikle olması gereken şey ya şampiyonluk için yarışmak istiyorlarsa hele ki bu Inter'e karşı çok zor bir yarış içindeler. Bu Inter karşısında şampiyonluk için yarışmak istiyorlarsa bir şekilde artık e, motivasyon olarak oyun olarak bir hı hı. şekilde Vlahovic'i döndürmeleri lazım. Son haftalarda e, harcadığı pozisyonlar tercihler, pas tercihleri, şut tercihleri gerçekten çok eleştiri aldı Blau için <laughs> ve derin bir incelediğinde de haklı olduklarını görüyorsun çok gerçekten. Haklılar, kesinlikle. Yani ne oldu? İki senede Blau e, bir senede ne oldu bilmiyorum ama sıradan bir performansın da altına düştü. Yani herhalde bazı Juventus taraftarı, taraftarı şurada bir Arkasius Milik'i isterdi. <laughs> <Yani> baktığımızda... <laughs> Teknik direktörde problem arayabilir miyiz Vlahovic'in bu performans düşüklüğünde? Yani teknik direktörde aramaktan ziyade aslında Juventus'un yaşadığı o sansasyonel olaylara bakmak lazım. İşte Fagioli'nin bahis olayları, hmm. bu sezon yine puan silinecek mi silinmeyecek mi? Hani şey oluyor bir anda takım. <laughs> Biz 10. sıradayız <laughs> ee, ama şampiyonla oynuyoruz. Puanımız silinirse 10. sıradayız. Fagioli bir anda ceza aldı. Bahisten gitti. Bizim merkez orta sahada kim oynayacak? O sakattı zaten. Takımdan olduğu belli değil. Oyuncuların psikolojisini de etkiliyor Evet. Takımda Türkler. ne olduğu belli değil. Yani oyuncuların psikolojisini tabii ki etkiler var. Blau için kafasında da şu vardır. Ben bu takıma geldim de hani tamam takımın yıldızı da oldum bir ara ama takım e, pislikten çıkmıyor ki. Evet. Yani takım sürekli bir sansasyonel olayın içinde ve ben burada başarıya koşsam da hiçbir zaman benim adım anılmayacak. Her şeye rağmen Juventus diye konuşuyoruz mesela biz. Blau çok iyi bir performans gösterseydi de yine Juventus'un ayağa kalkma sezonu diye konuşacaktık. Bir Premier Lig yakışmaz mı Blau için? Bence yakışır. Hangi takım yakışır diye düşünüyorum ama Liverpool mu ya? Darwin Nunez e hemen. Değil mi? <laughs> e bir takas. Nunez'e de zaten e, ikinci Andy diyorlardı. Evet mi? evet. evet. oyun benzemiyor ama. Garip. Ee, Genoa Juventus maçı bir bir sona erdi. Ee, çok önemli bir kayıp Juventus için. Hı -hı. Milan, Bonsa karşısında. Bu arada Juventus maçıyla ilgili var mı söyleyeceğim bir şey? Yok yani e, Genova'nın o soğuk havasında tam o tempoda bir maçtı zaten. Stadyum çok iyi değil mi Luigi Ferraris? Yani, yani senin sevdiğin nostaljik, nostaljik stadyumlar. Yani hep vardı. ben bunu her e, senle denk geldiğinizde cevap konusu açılınca e, bunun konusunu açarım. Gerçekten çok güzel bir stadyum ve çok iyi bir atmosfer oluşturdular Hı -hı. E, Juventus maçında. E, taraftarın da hakkını teslim etmek gerekiyor. Bu kazanılan, Juventus'a karşı kazanılan çok değerli bir puan. Var. Evet da Monza karşılaştı. Milan kendi evinde 3-0 kazandı. Şampiyonlar Ligi'nden yaralı ayrıldı Milan. Kazanmasına rağmen Dortmund karşısında UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam ediyor. Ve Monza karşısında da rahat bir galibiyet aldı. San Siro'da ee, Reinders'ın oyunu Milan adına çok dikkat çekiciydi. Kariyerindeki, Milan kariyerindeki ikinci golünü kaydetti Reinders. Dikkat çeken bir oyuncu. 18 yaşındaki Simic için çok iyi bir kariyer başlangıcı oldu. Sonradan oyuna dahil oldu. Oyuna dahil edilir edilmez de oyuncu golünü kaydetti ve iyi bir kariyer başlangıcına imza attı. Üçüncü golde de Ciro'nun, Olivier Ciro'nun alışkın olduğumuz o tek servislerinden biri karşımıza çıktı. Olivier Ciro'nun servisi de üçüncü golde çok kıymetliydi. Milan Monza maçı ile ilgili birkaç cümle sonrasında Bologna maçına geçelim. Yani Milan'ın e, sence şampiyonlukla pek alakası kaldı mı? 9 puan fark var. Yani tabii çok büyük bir puan farkı ama e, ben ama her her şeyde gibi değil mi? Çok haklısın. Tam sınırdalar. Hı -hı. Kaybedilecek 3 puana bakar. Evet. Ama Stefano Pioli'nin ben her şeye rağmen o psikolojiyi yönetebileceğini ve Milan'ın son Hı -hı. ana kadar şampiyonluk yarışında potada olabileceğini düşünüyorum. Kesinlikle öyle. Yani Milan'ın şurada eleştirebilirim. Atladığı konu hücum zenginliği olarak gerçekten pozisyon zenginliği olarak üreten bir takım. Hı -hı. Buna en fikiriz ama savunma olarak da çok zafiyet veren bir takım mesela 3-0 kazandıkları Monza maçında kalesinde 21 tane şut gördüm Milan. Evet, evet. Yani e, özellikle bu Inter'in olduğu bir ligde geri dönüş yapmak istiyorsanız biraz savunmaya da önem vermeniz gerekmekte. Bu zor. arada Milan için İtalyan basında baktım bu sabah Hı -hı. mesela program hazırlanırken e, iki stoper transfer ihtiyacı devre arasında ocak ayında ve bir forvet daha doğrusu bir stoper iki forvet. Zaten üç stoper Ye, oynuyorlar evet, çoğunlukla. Evet. Tamamen Hı -hı. stoper hattını değiştirmek Hı -hı. gibi bir şey bu. Hı -hı. Bir stoper düzeltiyorum. İki forvet bir, bir stoper ihtiyacı olduğunu Hı -hı. yazıyor İtalyan spor yorumcuları. Ee, Milan'da da ocak ayında takviyeler görebiliriz. Eksikler var. Puan farkını koruması var. lazım. Ya Yine şu evet. noktada bunu söylüyorum. Dediğim gibi Milan savunmasında büyük zafiyetler var, büyük problemler var. Hı -hı. Bir değişime orada bir farklılığa ihtiyacı var Milan'ın. Evet, çok acil bir şekilde. Ve haftanın dikkat çeken maçına geçelim. Bologna-Roma maçına geçelim. Bologna 2-0 kazandı Roma karşısında. Thiago Motta Bologna'da dikkat çeken bir oyun oynatıyor. E, Bologna'nın bu kurmuş olduğu organizasyon Marco Di Baio, sportif direktörlerden birisi. E, gerçekten dikkat çekici. E, Thiago Motta'nın da takıma etkisi gerçekten göz ardı edilemez. Bunlarla ilgili de uzun uzun konuşacağız zaten bugün. E, Bologna Roma karşısında 2-0 kazandı. Maçla ilgili, Thiago Motta ile ilgili Gökse'nin e, ne söylersin? Sonrasında ben de yavaş yavaş... Bu maçla ilgili e, Hı -hı. çok ilginç bir anekdot var aslında. Maçın yıldızı desek herhalde e, oyuncu olarak değil yani toplam isim olarak Hı -hı. Thiago Motta Thiago deriz. Motta. Hı -hı. E, Mourinho ile karşı karşıya geldiler biliyorsun. Hı -hı. E, Mourinho, Inter'in başındayken Thiago Motta kırmızı kart görüyor. Hı -hı. Ve o ikonik poz Sergio Busquets'in evet. yerde şu şekilde hı. baktığı bir poz var ya o çıkıyor. Burada o Mourinho ile hikayenin iki ana karakterlerinden karşı karşıya geldiler. Mourinho ve e, Motta. Yani e, böyle ilginç bir yönü de vardı. Bologna gerçekten e, harika gidiyor. Yani hı hı. iki tane mağlubiyetleri var zaten. E, onların da biri açılış maçı. E, ve fikstürlerine baktığımızda da Inter, Milan, Napoli hepsiyle oynadılar. Yani Hak ederek gidiyorlar. Hı hı. Hani flash takımlardan bahsediyoruz hep ama burada Bologna'ya biraz haksızlık yaptık aslında hiç değinmeyerek. Gerçekten e, Thiago Motta orada inanılmaz bir takım yarattı. Tebrik etmek lazım. Yani şöyle Thiago Motta topu rakibe bırakalım hocalarından değil. Topla oynamayı seven bir takım oluşturdu Bologna'da. Topla oynamayı seviyor takım. Aynı zamanda top rakipteyken savunma geçişlerinde ya da rakibi karşılarken de taktiksel bağlamından asla kopmadan bir oyun ortaya koyuyor Bologna takımı Thiago Motta'nın da etkisiyle. Gerçekten Thiago Motta'nın Bologna'ya etkisi, Bologna'nın bu yükselişi, Serie A'da bulunduğu konum 4. sıradalar, 28 puandalar. Çok ama çok değerli. Bunları da es geçmemek lazım. Bologna ile ilgili son olarak şunu da dile getirelim. Giovanni Sartori orada. Sportif direktör olarak bu organizasyonun başında. Sartori, Kiyo Verona'yı seri C'den alıp UEFA Kupası'nda şampiyonlar ligi önerilmesine kadar taşımış bir isim. Geçmişte. Atalanta'yı biliyorsunuz yine aynı şekilde Gasperini ile Atalanta'yı seri A'da alt sıralardan alıp şampiyonlar ligi çeyrek finaline kadar çıkarmış bir isim. Gasperini'nin bugün Gasperini olmasında çok önemli bir paya sahip. Aynı şekilde Giovanni Sartori ve bugünse futbola yeni bir isim kazandırmaya çalışıyor. Futbol piyasasında yeni bir isim, yeni bir eser ortaya koymaya çalışıyor. O isim de yaklaşık 1-2 dakikadan beri konuştuğumuz isim Thiago Motta. Bakalım Thiago Motta'nın Bologna'daki bu organizasyonu, Marco Di Baio'lu, işte Sartorili, Thiago Motta'nın sağ içindeki etkisiyle beraber bu organizasyon daha nasıl seyredecek? Biz de merakla bekliyoruz ama İtalya Serie A'da Thiago Motta, e, iştahımızı arttıran hocalardan birisi. Mourinho'ya ne diyorsun peki yani? Artık vakit geliyor mu? Geldi mi ya da Şimdi program öncesinde e, La Liga ile ilgili de planlama yaparken Mourinho'dan konuştuk. Rafael Benitez'den konuştuk. E, Vigo'nun <laughs> başındaki Rafa Benitez'den bahsediyorum. Göksel'in dedi ki yani niye aldın dedi e, Salta Vigo maçına akışa. Konuşmamız gerekiyor mu? Ya dedim Rafa Benitez'i konuşalım. Abi Rafa Benitez mi kaldı dedi. Haklısın. Aslına bakarsan. <laughs> evet Rafa Benitez mi kaldı? Ama e, Hala benim için çok önemli bir hoca. Rafa Benitez her şeye rağmen biliyorum hmm. çok gözden düştü ya da e, dünya futbolundaki şu anki gelişmelere çok da ayak uyduramadığı ortadaki Santa Vigo'da görev evet. yapıyor hani çok da takip edebildiğim bir isim değil son zamanlarda cahilce bir yorum yapmak da istemiyorum açıkçası ama e, Santa Vigo maçının da ben konuşulmaya değer olduğunu düşünüyorum her şeye rağmen bununla beraber şunu diyor gökselin konuyu şuraya bağlayacağım Jose Mourinho da Rafa Benitez seviyesine doğru artık yavaş yavaş gidiyor mu diye ben... soruyor. Çok şart. isterdim. Bir kez daha Chelsea'nin başında Mourinho'yu görmeyi çok isterdim ama hak ediyor mu desem etmiyor gibi. yani Hak ettiği sanki seviyeler artık Celta Vigo seviyeleri gibi gözüküyor. Newcastle United'ın e, Mourinho'yu düşündüğüne dair. Çok yakışır ya. Çok Güzel yokuşur. olmaz mı? Bir proje takımında gerçekten bir çok Bir düşüş yokuşur. olmaz Mourinho'nun kariyeri içinde. Yani sen dedin ya Rafa Benitez Kesinlikle. gibi bir düşüşe doğru mu gidiyor bu iş? Newcastle United bence o... Ee, bahsettiğiniz düzlemde ilerleyen bir iş olmaz. Mourinho Premier Lig'deki o şansı daha bulmadı. Rafa Benitez buldu. O Everton'ın da tabii, çok iyi tabii. kadro bulduğu dönemde buldu. O şansı o değerlendiremedi. Kaybetti. Ama Jose Mourinho'nun böyle bir şansı var hala. Newcastle'da da başarılı olabilir. Çok inandım ben. Böyle yani haberler çıktı diyeyim. İngiliz basında hafta yani içinde. olur ama burada da e, Newcastle bu kararı verir mi acaba? Tabii. Orada da B.D.O.V. gerçeği var. B.D.O.V. gerçeği var kesinlikle. Devam edelim. İtalya Serie A'da Bologna Roma karşısında 2-0 kazandı. İtalya'da dikkat çeken bir takım Bologna, Thiago Motta. E, detaylıca zaten anlatmaya çalıştık burada Göksel'inle beraber. Lazio ile Inter karşılaştı. Inter deplasmanda 2-0 kazandı. Lazio Inter geçmiş yıllardan e, tecrübelerden dolayı aslında e, çok da birbirine düşman olan takımlar değil. Hatta e, dostluğu bulunan, yakınlığı bulunan iki kulüp. Tribünde de hatta Lazio Inter dostluğuyla ilgili bir pankartta açılmıştı. 2-0 kazandı Inter. Ben bu maçı açıkçası diğer maçları takip ettiğimden dolayı çok takip edemedim. Göksel'ine burada sözü bırakacağım. Göksen'in biraz daha dikkatle izleyebildiği, takip edebildiği bir maç bu. Inter, Lazio karşısında nasıl kazandı? Maçta neler oldu Göksel'in? Yani e, burada her programda açıyoruz ama yepyeni apayrı paranteziyle yine Simone Inzaghi'yi açmak evet. lazım. Yani her oyuncudan alınabilecek en üst noktadaki verimi düşün onun iki katını alıyor Simone Inzaghi ve Inter. <laughs> ee, yine yani özellikle Marcus Turam tamam iyi bir oyuncuydu. Her zaman Marcus Turam iyi bir oyuncuydu ama bu seviyede oynayabileceğini kimse düşünmüyordu herhalde. Simone Inzaghi pek mi bu? Kesinlikle öyle başka bir açıklaması yok. Yani yeni Lukaku diyorlardı. Hani Lukaku'ya tamam duygusal, manevi anlamda kimseye yaklaşamaz dedik de hmm. bu adam böyle oynarsa Lukaku'yu başarı olarak geçer gider e, bu şimdi. arada. Ya Bırak Lukaku'nun izlemesini silmeyi hmm. bambaşka bir e, Lukaku'dan da daha üst seviyede bir oyuncuya doğru gidiyor şu an. Kesinlikle. Barella 8 ile 10 arasında inanılmaz bir Barella, oyun oynuyor. Evet. Yani muhteşem oynuyor gerçekten. Onun haricinde e, takım olarak baktığımızda da Inter artık şunu bize kabul ettirdi gibi gözüküyor. Inter galibiyet alan bir takım tamam ama Inter dominasyon yaratacak bir takım haline dönüştü. Yani biz bunu kabul ettik gibi. Yenilmez bir takım oldular ve hakikaten de zor maçları kolay kolay kazanıyorlar. Lazio açısından baktığımızda da onlar da yine düşman oldukları Roma ile aynı kaderi paylaşıyorlar. Orta sıralarda geçen harcanan bir sezon. Burada da artık Sarri'yi eleştirebiliriz diye düşünüyorum. Yani e, artık Lazio'da da olmuyor. Hı -hı. Nerede olacak bilmiyorum onun açısından da ama e, Lazio'nun burada bir teknik direktör değişimine gitmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü pozisyon bulabiliyorlar. Inter karşı da bulabildiler ama kazanma inancı takımda yok. Kesinlikle o kazanma inancı yok. Hatta Şampiyonlar Ligi'nde ilerlemelerine de şaşırdım ben. Lazio. Evet. Hı -hı. Napoli ile Cagliari oynadı bu arada. Napoli Cagliari karşısında 2-1 kazandı. Ossimiye'nin ee... asisti Tam olarak oraya getiriyordum sözü. Osimhen'in e, Kvaradona'ya, Kvara <laughs> demek çok zor geliyor aslında. Kvaradona'ya, e, aslında Kvaradona'lık bir şey kalmadı bu sezon ama. Ama Napoli'nin kalmadı ki. Napoli'nin neyi Takım kaldı yani? olarak bir düşüş söz konusu. Hı -hı. Ama Osimhen'in asistini e, konuşmadan geçmeyelim. Bu da kayıtlara geçsin en azından uzay boşluğuna gönderelim <laughs> ki. E, bu önemli asist gerçekten orada can hıraş mücadele etti, can Parane mücadele etti. 3-4 kişiyi sırtına aldı. Ona rağmen pasını aktarmasını bildi. Ve Kavaraj Celia bunu gole çeviremeseydi eğer gerçekten o emeklere büyük yazık olacaktı. Napoli de 2-1 kazandı. Şimdi Serie A ile ilgili e, puan durumunda, puan tablosunda son durum nedir bunu da aktaralım. Yavaş yavaş da La Liga'ya doğru geçiş yapalım. Inter e, 41 puanla liderliğini sürdürüyor. Juventus bu hafta puan kaybetti 37 puanla kendisine yer buldu ikinci sırada. Üçüncü sırada bulunuyor Milan puanı 32. Bologna Thiago Motta'nın Bolonyası 28 puanda ligde dördüncü sırada. Napoli ise beşinci sırada 27 puanda kendisine yer buldu İtalya Serie A'da. Şimdi La Liga'ya geçelim. La Liga'da neler oluyor? La Liga'da az önce bahsettiğim Rafa Benitez'in Celta Vigo'su Granada karşısında 1-0 kazandı. Strand Lersen golü kaydetti. Brian Zaragoza Bayern Münih'e biliyorsunuz ki geçtiğimiz hafta transferi gerçekleşti. 13 milyon euro bedelle Brian Zaragoza Bayern Münih'e transfer oldu. Granada'nın oyuncusundan bahsediyorum. Kendisi de bu maçlara dikkat çeken bir oyun ortaya koydu. En azından Granada'nın ön alandaki hareketliliğinde Brian Zaragoza ismini birçok kez gördük. Yago Aspas tecrübesine rağmen, yaşına rağmen Büyük bir tecrübesizlik örneği gösterdi ve rakibinin ayağına çok sert bastı. Menenlo'nun kırmızı kartla, direkt kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Hakem Sanchoz Martinez, 36 yaşındaki oyuncuyu bu hareketinden dolayı oyun dışı bıraktı. Ve Balaydos'ta son dakikaları 10 kişi oynamak zorunda kaldı. Sertevigo haftalar sonra kazandılar. 1-0'lık bir üstünlükle Granada'ya karşı. Rafa Benitez açısından da, Rafa Benitez orada neler yapıyor... Ee, o açıdan size aktarmak istedim. Salta Vigo 1-0 kazandı sözün özü. Şuna düşme anlamında önemli bir maçtı aslında. Kesinlikle. Kesinlikle. Bilgin Aslı'yı da ilgilendiren bir takım. Hatırlıyorum. o Liverpool-Chelsea liverpool, liverpool, liverpool Chelsea dönemlerinde Benitez'le Mourinho'nun karşı karşıya gelmelerini bir evet. ara evet. top sakal bırakmıştı falan evet, hatta. Evet, evet. Üzülüyorum yani. Salta görmek istemeyeceğim bir izin. Devam edelim La Liga'da. En önemli maça geçelim. Haftanın en önemli maçıydı aslında bakarsanız. Nerede oynandı? San Mamés'te oynandı. Bilbao Atletico Madrid karşısında 2-0 kazandı. Bilbao maçın başından sonuna kadar sürekli dominant bir oyun ortaya koydu. İlk 30 dakikada e, gol sesi çıkmadı. Daha doğrusu ikinci yarıda gol geldi ama ilk 30 dakikada özellikle e, çok baskındı. Daha baskındı Bilbao. Sonrasında atakları yine devam etti ve e, kazanmasını bildiler. Çağlar Soyuncu e, ilk 11 başladı mücadeleye sonrasında oyundan alındı. Bir penaltıya sebebiyet verdi. Neyse ki Bilbao penaltıyı kaçırdı ama Çağlar Söyüncü'nün iyi bir oyun ortaya koyduğunu söyleyemeyiz ki Türkiye Ligi'ne de transferi konuşuluyor. Fenerbahçe'ye yazılıyor oyuncu. Çağlar Söyüncü ile ilgili kötü bir mücadele oldu aslında bakarsanız. Inyaki Williams ve Nico Williams kardeşler çok iyi bir oyun ortaya koydu. Özellikle Nico Williams attığı golle de taraftarı ayağa kaldırdı San Mames'te. Çok etkililerdi. Williams'lar şov yaptı. Çağlar'ın pozisyon bilgisiyle ilgili Göksel'in de ben şimdi pas atacağım. Çağlar'ın pozisyon bilgisi. Çağlar'ın savunma anlayışı bir türlü elit stoperler seviyesine ulaşamadı. Hı yani hı. Katılıyor Lester'de, musun bana? Leicester'da yaklaştı aslında buna hı -hı. ama yani şu seviyede bu penaltıyla değerlendirmek bence doğru değil. Çok maç hı -hı. yani çok maç uzak kaldı. Hı -hı. Yani bir anda Bilbao deplasmanında da zor bir iptal Evet. Yapılabilir bir hata yani e, tek maçta bunu değerlendirmek biraz Ben acımasız genel bir itibariyle yani. Çağlar soyuncu önemli bir oyuncu, önemli bir hı -hı. stoper ama Pozisyon bilgisi o bizim tahayyül ettiğimiz, istediğimiz, arzuladığımız o elit stoper seviyesine de bir türlü ulaşamadı. Yani. Aslında Leicester'daki Hı. ilk zamanlarında Premier Lig'de de en beğenilen stoperlerdendi. Hı. Yani baktığımızda o hype seviyesine, prime denilen seviyeye ulaştığında gerçekten pozisyon bilgisi olarak da çok iyi bir stoper ama Burada Çağlar'ın biraz form tutması gerekiyor. Yani o seviyeye ulaşmak için yine düzenli olarak elitlikte, elit bir takımda ilk 11'de oynaması gerekiyor. Bence bu şekilde oynadığında yine Çağlar iyi bir stoper olarak karşımıza çıkacak. Ama şu seviyede kalırsa da Türkiye'ye transferi tabii çok olası gözüküyor. Bu arada maçta da şunu hissettim ben. Evet. Simone'nin o hani vardır ya hiçbir şey yapmadan puan aldığı maçlar. Öyle bir şey denedi ve yapamadı. Artık o Simone'nin modası geçti mi? Ya yani şöyle Valverde maça çok iyi hazırlanmış. Yani Simone'yi taktik olarak gerçekten e, Orhan Uluc'a gibi oldum şu an. <laughs> taktik olarak gerçekten alt etti Valverde e, Simone'yi. Yani Hı. kedinin fareyle oynadığı gibi oynadı adeta. Evet. Dediğim gibi buradan yine bir şey yapmadan ya bir şey yapmadan demekle çok aslında yüzeysel bir yorum oluyor. Sonuç olarak futbolun nasıl hücum yönü var, yönü varsa savunma yönü de var Kesinlikle. ve savunma taktik anlayışı açısından Simone dünyada ben Kompedan mıyız? Bu arada evet. en büyük düşmanlarıyım. Hani Simone tamam sıkıcı futbol oyunu kabul ederim. Ama futbolun izlemek katili de bilmem ne değil, falan değil. şeklinde aslında, yani aslında. savunma futbolu izlemek isteyen bir insan için Simone'nin o şampiyonlar ligi maçları çok keyifli oturup böyle not alınacak maçlar olması Ama lazım. Ama Valverde işte dediğim gibi çok iyi kilitledi Simone'yi. Evet. Resmen alt etti. Ne bileyim işte en ön alandan başlayan bir taktik anlayışına varıp da savunmaya kadar Valverde çok iyi hazırlanmıştı. Oyuncular çok iyi cevap verdi Valverde'nin isteklerine. Ne bileyim merkezi tutan ikili işte Forvet Guruzeta ile Sunset Saul ve Kokeyi orada kilitlediler. Nefes aldırmadılar adeta. Sonrasında Nico Williams hem kanadı hem merkezi tuttu. Iñaki Williams yine diğer kanatta aynı şekilde. Nico Williams Lorente'yi çok iyi marke etti. Geriye geldiğimiz zaman Bekler rakip kanatlara karşı daima tetikteydi ve Herrera ile de Prados ceza sahası önünde Atletico Madrid'in tüm geçişlerini, tüm hücum geçişlerini. İyi kontrol ettiler ve bu sıkı e, takım anlayışı, takım savunması, e, sıkı hücum geçişleri Bilbao'nun e, Atletico Madrid karşısında e, üstün boyun ortaya koymasına sebep oldu. Ve maçı 2-0 kazanmasını bildiler. Evet yani kesinlikle Atletico Madrid'in de bu arada 2 puan gerisine geldi Bilbao. 5. sıraya tabii, yerleşti. Tabii. Yükselişle ee, devam ediyor. Yani yükseliş devam ediyor. Valencia Barcelona maçı ile ilgili konuşalım. Valencia Barcelona maçı 1-1 eşitlikle sona erdi. De Jong Barcelona adına iyi bir oyun ortaya koydu. Aslına bakarsanız orta sahada çok da önemli işler yaptı De Jong. De Jong'un emeklerine yazık oldu. 2 puan bıraktı Barcelona Valencia deplasmanında. birbirlik birlik sona eren bir mücadele. Valencia Barcelona maçı ile ilgili neler dersin Göksel'im? Şu Barcelona'da bu arada benim en beğendiğim oyuncu De Jong. <laughs> yani gerçekten her şeyini veriyor bu maçta da yine her şeyini verdi ama La Liga'nın herhalde şu an aktif sezonda en kırılgan iki takımı karşı karşıya geldi diyebiliriz. Hı hı. Hı hı. Valencia e, öyle zamanlarda hiçbir şey üretemiyordu ki. Girona maçını hatırla mesela. Maç boyu hiçbir şey yapmadılar. Evet. Gerçekten. E, Barcelona'da keza e, yine Girona maçını örnek verebiliriz. E, ele ayağı dola, birbirine dolaştığı anlar çok fazla oluyordu ki öyle maçlardan birini gördük. Hiçbir zaman tam olarak kilidi açamadı Barcelona. O kilidi açmayı hep denedi ama hiçbir zaman maçın oyun üstünlüğünü tamamen ele geçiremedi. Valencia verdi topu her zaman. Bu sezon zaten Valencia her zaman karşısında kim gelirse gelsin. Topu veriyor. Topu veriyor. Hı, -hı. O topu değerlendirmek çok önemli. burada Barcelona'nın değerlendiremediği aşikar yani %64'lük topla oynamada 16 şutun var. Tamam ama %36'lık topla oynayan takıma karşı kalende 11 tane şut gördün ki golü attıktan 15 dakika sonra da golü yedin hemen ve sonrasında da pek bir şey gösteremedin. Yani Rapina mıydı o son dakikalarda kaçıran Barcelona'da? Evet. Barcelona'da da <laughs> bu çok alışkanlık oldu bu arada. O son evet. dakikada harcanan pozisyonlar şanssızlık şanssızlık dedik ya ama bu artık beceriksizliğe doğru o gidiyor. O pozisyon Leva'ya gelse Çerçeveye yani, sokar da o topu. Neva'ya yani. o pozisyonu getirmeleri gerekiyor Barcelona. Mesele Ondan. orada zaten. Mesele Barça'da. kesinlikle orada. Bu arada yani 7 puan oldu. ya yani Girona bugün kazanırsa evet. e, 44 olacak. 35 puan Barcelona'da. 9 puana e, çıkacak fark. Yani Barcelona'da artık bu sezon şampiyonlukta yok diyebiliriz. Herhalde Real Madrid ile Girona arasında geçen bir yarışı izleyeceğiz. Mesteya'da da iyi bir atmosfer vardı yine. Çok iyi bir futbol stadyumu. Ya Mestea'da. ben Valencia'ya o konuda üzülüyorum işte. Hiçbir Hı. zaman o tam... Üst seviye takım Olamadılar, klasmanına çıkamadılar. Yani o sıkıntısı var yani. Tam bir futbol takımı. Çok evet. güzel bir şehir bu arada. İspanya'nın herhalde de, en güzel evet. şehridir, Güzellik olarak da evet. hem de futbol şehri olarak da. Ama baktığımızda 10. sırada 20 puanlı bulunuyorlar. La Liga'da son durum ne? Real Madrid bu arada kazandı. Real Madrid'de e, Jude Bellingham e, gerçekten iyi bir oyun ortaya koyuyor. Ve onlar da kazandılar. Net bir galibiyet aldılar Net gerçekten. Net bir galibiyet aldı. Evet, Villarreal karşısında. Real Madrid. işte ne bileyim, Luka Modrić yine her şeye rağmen, tüm yaşına rağmen oyununu ortaya koyuyor. O da golünü yaptı. Bu arada Real Madrid, Madrid demişken, hı hı. Arda Güler de Ancelotti'nin açıklamasına göre yılbaşından sonra artık kadroya dahil olacakmış. İnşallah. Yani inşallah artık. <laughs> yani lütfen dört gözle bekliyoruz. Artık, tüm Türkiye lütfen. o sıfır sıfır biten sıkıcı Rayo Vallecano maçını izledi. Yani Carlo Ancelotti'nin bir Arda Güler oynatma borcu var. Kesinlikle Türk öyle. futbol severleri var. La Liga'da son durum ne? Real Madrid lider maç fazlasıyla 42 puanda. Girona 1 puan gerisinde maç eksiği var. Bu akşam oynayacak Girona'da maçını. İkinci sırada 41 puanda ve bugün saat 23'te kendi sahasında Alavez'le karşılaşacaklar. Barcelona 3. sırada 35 puanda. Atletico Madrid kaybettiler San Mames'te 34 puanda. 5. sırada Atletik'i görüyoruz. Atletik 32 puanda. La Liga'da 5. sırada kendisine yer buldu. Hemen arkasında da Real Sociedad 6. sırada takip ediyor. Atletik Bilbao'yu. La Liga'da son durum bu. Bundesliga'ya geçelim. Bundesliga'da neler oluyor? Bundesliga'da Leverkusen namalüp serisini devam ettiriyor. Xabi Alonso hala yenilmiş değil Bundesliga'da ve geçen hafta Bayern'e 5 atan Eintracht Frankfurt karşısında net bir galibiyet aldılar. 3-0 kazandılar. Boniface iyi bir oyun ortaya koydu. Yine Florian Wirtz yine aynı şekilde golünü kaydetti. O da iyi bir oyun ortaya koydu. Hatta Leverkusen'in 3. golü klasik Xabi Alonso'nun dokunuşlarından biriydi. Alonso golü oldu. Xabi Alonso'nun takıma sirayet ettiği taktik anlayışlarından tezahür bir e, görüntü ortaya çıktı. Ve e, Leverkusen Frankfurt karşısında 3-0 kazanmayı bildi. Maçla ilgili neler söylersin? Yani Xabi e, Alonso'nun Leverkusen'ini herhalde en iyi özetleyen maçta diyebiliriz. Ya, maçın hmm. başından sonuna kadar rakibi tamamen boğan bir Leverkusen vardı. Ya, bunu çok da iyi yaptılar. yani Hem hücumda hem savunmada Frankfurt kaleye bile gelemedi. Yani e, Baktığımızda Frankfurt'un da şöyle bir ilginç istatistiği var. Son 5 maçta bir galibiyetleri var. Onda da gidip Bayern'e 5 attılar. Böyle dengesiz bir takımla karşı karşıya vardı aslında ama yani hiç top oynatmadılar. 4 evet. tane şutu var Frankfurt'un. İkisi kaleyi buldu zaten. Ya onlar da çok büyük bir gol girişimi değildi. Ama Leverkusen maç boyu asla tempoyu kesmedi. Yani 1-0, 2-0 yine kesmedi. 3. golde de senin söylediğin gibi harika bir goldü gerçekten. Ve yine kaybetmediler. Yani ne zaman kaybedecekler gerçekten bakıyorum şöyle bir fikstürde Hani şu maçı kaybederler diyemiyorum. Alonso inanılmaz bir dokunuş yaptı e, bu takıma. Ya yani bir Bochum ve Oxford maçından sonra Leipzig deplasma da var. Belki orada bir puan kaybı kabul edilebilir bir puan kaybı olabilir ama bu sezon herhalde Bayern'in üzerinde bir şampiyonluk adayı ilk defa var Bundesliga'da. Bundesliga'da Bayern Münih Stuttgart karşısında Stuttgart'ta sezonun Sebastian Hönep'le birlikte dikkat çeken isimlerinden. Ama Münih 3-0 kazandı Stuttgart karşısında ve ilk 14 haftada aslında bakarsanız en çok puan topladığı ikinci sezon bu sezon Stuttgart'ın 2003'ten bu yana. Ama kaybettiler dün Bayern karşısında. Maçın tam kırılma anlarında yenilen goller Stuttgart'a aslında biraz da direncini kırdı ve Bayern 3-0 kazandı. 1-2 cümle alabilir miyim Bayern Stuttgart maçıyla ilgili? Ya, yani, Tuhel'in e, belirleyici bir maçıydı. Yani, Tuhel için çok belirleyici bir maçtı bu. Çünkü Scharbrücken'e o sansasyonel mağlubiyeti, elenişi, Frankfurt'a sansasyonel Yine farklı mağlubiyeti. E, i̇ki mağlubiyet almış olsa da Bayern Münih almaması gereken mağlubiyetlerdi. Hı. Ve bu maçta da ben çok zorlanacaklarını düşünüyordum. Ligin flash takımlarından biri, birisi Stuttgart ama e, çok güzel bir şekilde geçtiler gerçekten. Biz Bayern Münih'iz mesajını verdiler. Yani kendimize gelip evet, her şeye rağmen buradayız mesajını verdiler. Kane'in yine golcülük konusunda nasıl bir oyuncu olduğunu kaçıncı kez kanıtlıyor bilmiyorum ama yine kanıtladığı bir maç gördük ve Bayern Münih'in de beklemediğim bir şekilde kolay bir şekilde galibiyete gittiğini ve Stuttgart'a top bile oynatmadığı bir maçtı. Bundesliga'da son durum ne? Leverkusen liderliğini sürdürüyor. 39 puanda Bayern Münih geçtiğimiz hafta maçı ertelenmişti. Kar muhalefetinden dolayı bir maç eksiği bulunuyor. 35 puanda Leipzig 3. sırada 32 puanda. 4. sırada bulunuyor Stuttgart 31 puanda. Borussia Dortmund ise 26 puanda Bundesliga'da. Fransa Lig 1'e geçelim. Biraz daha vitesi arttıralım. Hızımızı arttıralım. Neden? Çünkü haftanın enlerine, haftanın menüsüne de değinmemiz gerekiyor. Oraya da vakit kalsın. Fransa Ligue 1'de Saint Germain liderliğini sürdürüyor. 37 puanda e, Nice, Farioli'nin Nice'i bu hafta ikinci kez kaybettiler. 32 puanda kaldı. ikinci sırada Monaco, üçüncü sırada 30 puanda. Lille, Paris Saint Germain'le bir bir berabere kalmasını bildi bu hafta. 28 puanda dördüncü sırada. Brestua, 28 puanda yine aynı puanda. Beşinci sırada. Ligue 1'de Le Havre, Nice maçıyla başlayalım. Nice, e, Le Havre maçında bayağı bir dayak yedi. E, 3-1 kaybettiler. Kırmızı kartlar vardı maçın içinde. Maçı Göksen'in takip etti. Göksen'in notlarından maçı öğreneceğiz. Neler olduğunu anlatacak bize Göksen'in. Parioli bu hafta yine kaybetti. Neden kaybetti? Evet. Yani Lahore deplasmanının zaten zor olacağını öngörmüştük. Yani Paris Saint Germain oynadıkları maçtan dolayı ama... Bu kadar kötü oynayacağını... Yani kötü de diyemeyiz de aslında. Bu kadar izlere kaybedeceğini düşünmüyordum. Maç anlamında ezilmediler bu arada. Oyun anlamında ezilmediler ama... Ee, sezon başına göre daha bir kafası karışmış Nice var. Farioli'nin oyun sisteminden sezon başında yaptıkları oturttukları sistemden uzaklaşmış bir Nice var. Çok sayıda bireysel hatalar gördük bu maçta da. İlk golde kalecinin çok yumuşak bir topu sektirmesi sonrasında Sabi'nin attığı gol. Sonra Nice tam baskıyı yakaladı. Hani Nis geri dönüyor dediğimiz anda Sabi bir gol daha attı. Hı -hı. Ee, böyle olunca da hem Nisli oyuncular gerildi artık hem Lohar'ın biraz daha ee, kendini güveni yerine geldi ve e, baktığımızda liste büyük bir düşüş var. Yani genel anlamda büyük bir düşüş var. En katı savunma takımı diyorduk. Gol yemiyor diyorduk Nis için. Yani 14 Çok kolay maçta gol Evet, 14 maçta 5 gol yemişlerdi. Hı -hı. E, şu an bakıyoruz. Yani iki e, 2 maçta 4 gol yemişler. Evet. Yani 14 maçta yediklerini 2 maçta yediler ve bu Büyük bir düşüşünde göstergesi aslında. Savunması güçlü bir takım. Çünkü Hı -hı. o gücü kaybediyorsa artık büyük bir düşüş vardır. Toparlanabilirler mi bilmiyorum ama gelecek haftada Lens'de oynayacaklar. Lens'de geçtiğimiz sezonun Flash takımıydı. Yani yine Nis için bir puan kaybı olabilir burada. Saint-Germain'le ilgili neler söylersin? Ne yine Paris Saint-Germain'in Saint Kilit açamadığı maçlardan birisiydi. Açamadı o kilidi. Açamadı. Sonra da cezalandırıldı. Yani Mbappe'nin aldığı bir penaltı var ki orada Diakite'nin müdahalesi ilde gerçekten çok gereksizdi. Yani e, hiç gereği olmayan bir penaltı yaptı. E, Mbappe'nin gole çevirdiği penaltı özür diliyorum. E, sonrasında da 90'da ama Jonathan David'le beraberliği yakalamayı başardı Lille. Ya maçın hakkı da beraberlikti aslında. Her iki takımın da eşdeğer pozisyonlar bulduğu yani top bir orada bir buradaydı ve o maçın hakkı beraberlikti. Paris Saint Germain de e, böylelikle 37 puanla liderlikte yer alıyor ama burada kritik nokta Monaco. Çünkü 3. sıradaki Monaco da Lyon'a kaybetti ve Lyon'da da bir çıkış var. Yani son sıradan kurtuldular. 16. sıraya play-out bölgesine attılar kendilerini. E, Lyon'da kurtulacak gibi gözüküyor ama Monaco'nun buradaki puan kaybı çok kritikti. Çünkü Nisi geride bırakabilirlerdi ama ben ilerleyen haftalarda artık bu yarışın Paris ile Monaco arasında döneceğini, Nisi'nin bir yerde düşeceğini düşünüyorum. Galatasaray'ın bu arada rakibi belli olmuş, olmuş yani. Haşan programdayken. Ki? Sparta Prag. Güzel. Çok iyi bir kura. Güzel, gerçekten çok. Çok iyi. Evet e, ligleri konuştuk Gökçen'inle beraber. Fransa ligini en son konuştuk. Fransa ligiyle ilgili Gökçen'in sağ olsun bize detaylı bilgileri aktardı. Şimdi haftanın enlerine geçelim. Her hafta olduğu gibi Göksen'in hafsalasından e, haftanın enleri neler? Benim penceremden neler? Bunlarla ilgili konuşalım. Evet Göksen'in söz sende. Haftanın teknik direktörü Bayer Leverkusen'den Hicabi Alonso diyorum. Hı hı. Haftanın oyuncusu 2 e, golle Stuttgart karşısında kilidi açan Harry Kane. Haftanın takımı Bayern Münih her zorluğa rağmen yine bir şekilde kendilerini kanıtlamayı başardılar. Haftanın olayı ise Liverpool'un 35 şutla tamamen rakibini boğduğu karşılaşmada o Manchester United'te karşı gol bulamayışı. Gol bulamayışı. Benim için haftanın enleri, haftanın takımı Bologna. Haftanın oyuncusu Arsenal'dan Gabriel Jesus. Teknik direktörü Bologna'nın teknik direktörü Thiago Motta. Haftanın olayı yine maalesef bu hafta görmek istemediğimiz bir olay yaşadık. Tom Lockyer kalp krizi geçirdi ve maç ertelendi. Neyse ki şu an için durumu stabil. Bir problem gözükmüyor. Benim için de haftanın enleri bu şekilde. Şimdi haftanın menüsüne geçiş yapalım. Haftanın menüsünde önümüzdeki hafta izlenebilecek izleyenlerimize tavsiye ettiğimiz maçlara bakalım. Haftanın menüsünde 20 Aralık Çarşamba günü saat 23'te Fransa'da Nice-Lens karşılaşması var. Lige başladığı formu kaybeden Farioli'nin ekibi Nice geçtiğimiz yılın flash takımı Lens la karşılaşıyor. İki takım da buradan alacağı 3 puanı taraftarına hediye etmeyi hedefliyor. 20 Aralık Çarşamba günü saat 23'te. Sıra şimdi Göksel'in de 23 Aralık <laughs> Cumartesi saat 20.30'da şampiyonluk adayları Anfield Road'da kozlarını paylaşıyor. Bir tarafta ligin zirvesine yeniden yerleşmek isteyen Jurgen Klopp'lu Liverpool. Diğer tarafta ise geçen sezon kıl payıyla kaçırdığı kupaya bu sezon ulaşmak isteyen Mikel Arteta'lı Arsenal var. Bakalım lider kim olacak bu maçta? Liverpool liderliği yeniden alabilecek mi? Yoksa Arsenal zirveyi koruyabilecek mi? Yine aynı gün 23 Aralık Cumartesi günü ama bu kez saat 22.45'te İtalya'da Çizmede Roma ile Napoli karşı karşıya gelecek. İtalyan futbolunun iki köklü takımı 23 Aralık Cumartesi günü Roma Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Jose Mourinho yönetiminde hedeflerine bir türlü ulaşamayan Roma, geçen sezonun şampiyonu Napoli'yi konu konuk ediyor ve haftanın menüsünde de 3 maç bu şekilde karşımızda. Nice, Lens, Liverpool, Arsenal, Roma, Napoli. Göksel'in programın sonuna geldik. Ee, söyleyeceklerin var mı? Bu hafta da çok yoğun bir hafta. Yani her gün maç var. Salıdan itibaren her gün maç var. Yani oturup biz de artık Salıdan itibaren biz maç izlemeye de başlıyoruz. Ciddi mesai bekliyorum <laughs> evet, bu kesinlikle. Ama Avrupa futbolu konusunda gerçekten güzel bir hafta. Güzel bir hafta. Herkese çok teşekkür ediyoruz. Bugün programın sonuna geldik. Üçüncü haftayı tamamladık. Önümüzdeki hafta Avrupa'nın 5 büyük ligini konuşmak üzere yine biz burada olacağız kısmetse. E, haftaya bekliyoruz. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşçakalın.